Melek'le Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz hepimizin bildiği klasik arkadaşlar kurabiye tarifinden. Öyle güzel bir şekilde kurabiye yapmak ki ister bunu hediye olarak paketleyin gönderin, isterseniz misafirlerinize sürpriz yapın, ailenize güzel sürprizler yapın arkadaşlar. Bu gördüğümüz arkadaşlar yaprakları şimdi hep beraber yapalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi kurabiyemizi yapmak için arkadaşlar 120 gram oda ısısında tereyağım var. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı arkadaşlar yoğurdum var, dolu yemek kaşığı şeklinde, 1 tane yumurta, 120 gram pudra şeker arkadaşlar. Tereyağı kullandığım kadar da değerli arkadaşlar pudra şekeri kullanıyorum. Eğer ki siz pudra şekeriniz yoksa ya da kullanmak istemiyorsanız 120 gramın yarısı 60 gram yapar. 60 gram normal şeker kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pudra şekerinin yarısı kadar normal şeker kullanın. Şimdi bütün malzemeleri içine koydum ve vanilyayı da koymayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi vanilya ekliyorum. Bir paket vanilya. Benimkiler açık şekilde olduğu için ben böyle yarım 2 çay kaşığı koymuş oldum. Yani tepeleme bir çay kaşığı koymuş oldum. Onları da iyice karıştırdıktan sonra toplamda 3,5 su bardağı un kullanıyorum ama hepsini, bütün unumu bir anda dökmüyorum arkadaşlar. Kurabiye hamurlarında hemen kıvam alıyor un. O yüzden yavaş yavaş döküyorum ve gördüğünüz gibi iki aşamada bütün unumu yedirmiş oldum. Şu anda yumuşak gibi göründüğüne bakmayın. Biraz toparlandığı zaman kıvam alacak, kendine gelecektir. Şimdi yoğurmuş olduğum hamurumu ikiye bölüyorum. Bir tanesini sade vanilyalı, yani bir tanesini de arkadaşlar içine kakao koyuyorum. Kıvamı böyle şu anda elime yapışıyor olarak görebilirsiniz ama rahat bir şekilde işlem yapabilirim. Şimdi diğer yarısını ayırdığımın içine de 1,5 yemek kaşığı arkadaşlar kakao koydum. Kakaoyu da açmak için bugün de yoğurt kullandım ben arkadaşlar. Su, yoğurt ya da sütle kakaonuzu açabilirsiniz. Kakao demek arkadaşlar un miktarının artması demektir. Eğer ki kurabiye hamurlarınız sert olduysa açmak için yağ ve yumurta kullanmayın. Süt, su ya da yoğurt kullanın arkadaşlar. Bununla kurabiyelerinizi biraz daha açabilirsiniz sert olursa, ama kurabiye hamurunuz yumuşak olursa unla onu zaten kıvam aldırırsınız. Şimdi hem sade kurabiye hamurum hem de çikolatalı kurabiye hamurum hazır şu anda. İkisini şöyle uzunca bir rulo yapıyorum. Bunları ortadan ikiye arkadaşlar spatulayla kesiyorum. Dilerseniz bıçak kullanabilirsiniz. Dilerseniz böyle yapmayıp da sadece 2 tane kakaolu, 2 tane de sade rulo şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi spatulamla da bunları 2 fındık büyüklüğü tanesinde arkadaşlar bunları kesiyorum. Ceviz kadar olmayacak değerli arkadaşlar. Cevizden daha küçük. Cevizin yarısı kadar olacak. Her bir bezem değerli arkadaşlar. Şimdi hepsini bir güzel kesmiş oldum. Ve bunları birer birer elimin içinde hafiften bir büyütüyorum arkadaşlar. Büyütürken de zaten parmak şeklini alıyor bunlar. Hem sadeyi hem de kakaolu bitirene kadar bunları böyle yapıyorum. Dilerseniz arkadaşlar iç malzemesinde orada yumurtayı artırabilirsiniz. Tereyağını artırabilirsiniz. Bu tam bir ölçek oluyor. Yani 2 tepsi çıkıyor. Siz bunu 2 katı yapmak isterseniz ölçeğini artırın, ama 1 katı yapmak istiyorsanız da yumurtayı yine bir tane koyun, diğer ölçekleri de yarıya bölün arkadaşlar, çok gelir derseniz. Şimdi bir tane kakaolu alıyorum, bir tane de sade alıyorum, uçlarını birleştiriyorum. Sadece bu kadar arkadaşlar. Uçlarını iyi bastırın, eğer uçlarını iyi bastırmazsak açılma yapıyor. Şimdi yanımda da şekerim var arkadaşlar. Şeker şu anda benim kullanmış olduğum şeker esmer şeker arkadaşlar. Bizim buralarda beyaz şeker bulunmuyor, o yüzden esmer şeker kullanıyoruz. Esmer şekere batırıyorum arkadaşlar. Sonra da onun üzerine de bir altı düz olan bardakla da bastırıp şöyle yaprak şeklini aldırıyorum. Daha sonra da elimin içine koyup bıçağın keskin kenarıyla değil arkadaşlar, arka tarafıyla yapraktaki çizik şekillerini veriyorum. Damar şekli veriyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde hepsini bu şekilde yapıyorum. Daha kolay olsun diye arkadaşlar dilerseniz de bunları siyah beyaz birbirine birleştirebilirsiniz. Birleştirip komple ondan sonra da şekere batırabilirsiniz. Tek tek uğraşmaktan daha kolay oluyor böyle. Daha sonra daha şekere batırmış olacağız değerli arkadaşlar. Kurabiye hamurumuzun tarifi böyle. Dilediğiniz şekilde kurabiye şekilleri yapabilirsiniz. Bu tariften arkadaşlar 9-10 çeşit kurabiye çeşitleri bulabilirsiniz. Şekilleri bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi yine uçlarını birleştiriyorum. Bardağın altıyla da bastırıyorum arkadaşlar. Bastırdıktan sonra zaten o bardağa yapışıyor. Aynı anda tutmayın. Şöyle kurabiyenin altını sağa sola sağa sola götürün. Aynı yerde şeker yapışmayabiliyor bazen. Ama diğer türlü dolaştırdığımız zaman o zaman da güzel şekilde yapışıyor onlar birbirine. Şimdi bıçağın bir de ön kısmıyla yaptım. Bıçağın ön kısmıyla yaptığımız zaman daha bir kesik oluyor arkadaşlar. Damarlar daha net görünüyor. Ama eğer ki bıçağın keskin kısmını hızlı kaçırırsanız bu sefer de orasını keseriz. Komple keserseniz, o yüzden ona dikkat edelim biraz. Genelde bıçağın arka kısmıyla çalışmak daha kolay oluyor. Bir de şu anda şekerler bunun üzerinde görünüyor. Ama siz beyaz şeker kullandığınız zaman daha net görünecek arkadaşlar. Kurabiyelerin üzerinde o beyaz şeker böyle elmas gibi parlamış olacak. Esmer şekerde o kadar tam bir o görüntüyü alamıyoruz. Dilerseniz bardakla uğraşmak istemiyorum derseniz yine aynı işlem arkadaşlar elimizle yapıyoruz. Elimizle yaptığımızda daha kolay çalışıyoruz aslında. Direkt aynı elimizi alıyoruz. Parmağımızın ucundan tepsinin içine koyuyoruz. Avucumuzla çalışmak daha kolay oluyor arkadaşlar. Tercih sizin, hangisini isterseniz onu yapın. 10 dakika önceden ısıtılmış 160 derece fırında arkadaşlar kurabiyelerimi kurutuyorum. Rengini böyle o sade olan kurabiye tarafları arkadaşlar yanmasın diye, esmerleşmesin, kakaolu kısımda yanmasın diye 160 derecede yaklaşık arkadaşlar 20 dakikada hızlı bir şekilde pişiyor kurabiyelerimiz. Çünkü çok ince oluyor bunlar, zaten kalın bir kurabiye değiller. O yüzden 20 dakika yetiyor 160 derecede. Eğer ki sizin fırınınız az çalışıyorsa 180-170 olabilir. Ama benim fırınım biraz yavaş çalışıyor. 160 derece ideal oluyor bunu pişirmede. Gördüğünüz gibi pişti. Oda ısısına geldi arkadaşlar. Fırından aldığınızda biraz yumuşak gibi gelebilir size. Ama kenarda dokunmayın arkadaşlar. Tepsinin kendi ısısında soğudukça, oda ısısına geldikçe kurabiyeler çıtırlaşacak, kıyır kıyır olacaktır arkadaşlar. Hiç acele etmeyin. Orada beklesin, dinlensin. Şimdi bir güzel de hediye paketini yapıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz bunu hediyeler götürün. Doğum yapmış arkadaşınızı hasta ziyaretine dışarıdan almaktansa evde siz bunu sadece buradaki hani en pahalı madde tereyağı arkadaşlar. Yani dilerseniz tereyağı yerine sıvı yağ artırabilirsiniz. Bu şekilde. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bay bay.